Açma lan korkak it, açma. İğne deliğine girsen bulup çıkaracağım seni lan. Ölümün benim elimden olacak, anlaşıldı. Kendal gelmedi mi daha? Yok ana, geldi de geri gitti. Niye? Meleği döndü sanıyormuş, gelmediğini görünce afırdı köpürdü gitti. Kendal Meleği adliyeden alıp eve gelecekti. Ana diyorum ya işte, o da bana sordu dönmedim diye. Avukat, sen bana Melek eve getti demedin mi? Evet. Biri geldi aldı. Ben sizden sandım. Sandın öyle mi? Hiç aklına gelmedi mi sormak? Sen kimsin kardeşim diye? Ha? Hangi deliğe girdi bu kız? Recep Salı atam kendine göre bir avukat bulmuş ha. Kendal Bey, ayıp oluyor mu? Ben sana ayıbı gösterirdim ama şimdi işim var. Eh Recep, eh Recep. Seni affedeni Allah affetmesin. Sana kim yardım ettiyse on... Ulan! Aslan torunum benim, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Sağ olasın. Ne zaman geliyorsun? E bir şey kalmamıştı Kerem'im. Var mı bir ihtiyacın? Haydi Allah'a emanet ol. Haydi. Geç bile kaldın efendi. Sadık ağa. Ya aleyküm selam. Başımıza geleni duydun Zahar. Uluya uluya süreye kurdu saldın ya. Şimdi vay babam vay anam diye dövünüp duruyorsun değil. Sadık ağa, daha evvel de dedim. Seni sayarım. Saygın bu iş olmaz olsun. Recep itini sen mi himaye edeyim? Onun ne giyecek donu, başını sokacak damı yok. Bacımı sen mi saklayın? Sen mi yardım edeyin o... Bak Kendal Efendi, şimdi beni iyi dinle. Böyle eşkıya gibi ev basıp kaşını gözünü devire devire benden hesap soramazsın, bu bir. Babanın hatırını çarşı ettin, kredini çabuk tükettin, bu iki. Öfkemle tanışmaya kalkma. Bu da üç. Hadi şimdi uğurlarla. Recep. Kenan. Nerede kaldın Recep? Aklıma bin türlü şey geldi. Nasıl çıktın? Kendal'a suçlamasından vazgeçti. Şükürler olsun. Ne yapacağız şimdi? Buluruz bir hal çaresini. Kızım nerede? Bilmeyeyim ana. Ne demek bilmeyeyim? Ama bulacağım ana, sen merak etme. Biri onlara yardım edeyim. And olsun, şart olsun ki o yardım edeni yardıma muhtaç etmezsem bana da Kendal demesinler. Ana üzülme. Korktu tabii. Şu ateş bir dinsin. Bak şu kapıdan girip ellerini öpecek seni. İnşallah. Ağam yemek koyayım. Bugünlük bu kadarız. Ebru yenge daha gelmedi. Neredeymiş o sosyete gülü? Bilmem. Ya dul bir kadının gece yarısı dışarıda ne işi var? Kendal, kadın burada duruyor delleniyor. Gidiyor köpürüyor. Ana, o sosyete gülünün varlığı bana fena batıyor. Sende niye battığını iyi bileyim.
Gülüm, acıktın mı? Hı hı. Ya benimki de laf işte. 24 saati geçti bir şey yemedim. Sen de yemedin. Beni boş ver ama sen... Dur ben bir şeyler alıp geleyim. Kurban olayım Recep. Gecenin bir vakti daha başında yalnız bırakma beni. Korkma meleğim, hemen geleceğim. Ya Sadık ağayı arasak. Beni getiren adam dedi ki bir ihtiyacınız olursa telefon edin dedi. Ya Melek, adam bize o kadar kol kanat gerdi. Bak Kendall'ı da karşısına aldı zaten. Şimdi nasıl derim biz acıktık, bize yemek getir. Olmaz. Ben hemen geleceğim, tamam mı gülüm? İyi akşamlar. Hoş geldiniz kızlar. Ebru yenge nerede? Gelir birazdan. Aç mısınız? Bir şey yiyin. Bu saatte gelene sofra kurulmaz. Hem onlar doyacık bir yer bulmuşlardır. Kendal! Ada tamam. Bir şey söyleme. Hadi odamıza çıkalım. Anacığım sen uyumadın mı daha ya? Nasıl uyuyayım oğlum? Bir de onu de hele. Sen hiç merak etme ana. Halfeti'nin altını üstüne getirir yine bulurum o ikisini de. Ben Recep'in eceli oldum artık. Ecel insanın peşini bırakır mı ana hiç? Bırakır mı ha? Sakın bir delilik etme. Bana kızımı getir. Benim Recep'in ölüsüyle dirisiyle işim yok. Mezarsız bir oğlum var. Bir oğlumu da hapse gönderemem. Bu yaşta iki evlat acısı bana çok gelir. Sen merak etme anacığım, merak etme. Haydi Allah rahatlık versin. Hayırlı geceler. Gördüm ağam. Senin Murat ağayı döve döve nasıl suya attığını, kayaya çıkmasın diye kafasını nasıl bastırdığını hepsini gördüm. Salak Kendal, salak. Niye affettin ki iti? Şimdi gidip çaldılar diyemem. Resmen boyun eğdin şantajına, resmen. Yok yok. Yiyemez. Kim inanır ki onun dediklerine? Tufan Recep, intikamın şenlikli olsun, için soğusun. Kendi açan verdi. Benim komutan. Murat Çanverdi'yi öldürmek suçundan tutuklusun. Bu yalan. Recep'in iftirası. Ben öldürmedim. Yalan. Ben öldürmedim. Lan yalan. Ben öldürmedim. Yapmadın diye sayıklıyordun. Konuşma da bir bardak su ver. Adam. Adam iyi misin?
Yok bir şeyim. Yatsı var haydi. Oh. Oh. Günaydın ana. Oğlum sen niye giyinmedin? Niye ki? Okula gitmeyecek misin Baran? Ya seni bırakıp nereye gidiyorum ana? Bak şimdi. Oğlum dedim ya sana kaç defa ben iyiyim diye. Hadi giyin okula. Esas okula gitmezsen kötü olurum Baran. Hadi oğlum hadi okuluna. Gel bir öpeyim. Ya ama. Aması maması yok Baran. Gel bir öpeyim. Hadi oğlum okula. Günaydın. Günaydın. Ada özür diledim ama. Maya geç kalıyoruz. Biraz çabuk. Nasıl olsa sonuç belli. Üniversiteyi kazanana kadar buradayız. Tabii o da annem gönderirse. Ada. Geliyor musun Maya? Anne oyunu biliyorsun. Ben konuşurum onunla. Sen merak etme. Abla. Midem bulanıyor vallahi. Halsizim de. Anlamadım gitti. Nane limon kaynatayım mı sana? Yok, iyiyim ben. Git sen hadi. Olur mu öyle şey abla? Git hadi söz dinle artık ya. Ama yüzün sararmış. Dur bakayım. Abla. Günaydın. 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 Kızlar kahvaltıya gelin. Yok, gerek yok. Geç kaldık. Biz okulda yeriz. Teşekkürler. Maya, okulda bir şeyler yiyin. Aç karnına girmeyin dersen. Tamam anne. Ada, bekle beni. Günaydın. Acıktın değil mi? Dur ben hemen hazır ederim şimdi. Selamünaleyküm Kendal Ağa. Hayırdır Mehmet'im? Abi mühim bir mesele vardı. Recep'in nerede olduğunu biliyorum. Öyle mi? Dün gece gördüm. Jandarma karakoluna bakınıyordu. Sadık Ağa'nın bağ evine gitti. Sağ ol Mehmet'im. Haydi. Olur abi. Meleğin nerede olduğunu öğrendim. Neredeymiş? Sadık Ağa'nın bağ evindeymiş. Ne? Kendine iyi bir mezar bulmuş. Ben de onu oraya kırmazsam. Kendal! Ben Fırat'ı arıyorum. Alo? Alo Fırat. Kendal Melih'in yerini öğrendi. Sadık Ağa'nın bağ evindeymiş. Şimdi oraya doğru gidiyor. İkisini de öldüreceğim. Tamam, ben hemen oraya gidiyorum. Thank you.
sefer öldün Recep. Ecelin geliği. Sadık'a, sana da sıra gelecek. Dur hele, dur. Adana'da akrabalarım var. Oraya gideceğiz. Bir iki yıl anana hasret kalırsın. Sonra Allah kısmet ederse bebeğimizi kucağımıza alır geliriz. Kadriyan'a nasıl bastıysa rüzgarı koynuna, torunum der onu da basar. İşte tatlıya bağlanır. İnşallah. Ne zaman gidiyoruz? Akşama doğru çıkarız. Ne oldu? Ya bir arkadaşımdan borç istediydim. Durumu anlattım, biliyor da. Sağ olsun ayarlamış, biletine kadar almış. Yine beni yalnız mı bırakacaksın? Hem bir şey de yemedin daha. Yok meleğim, sonra yerim. Bak son bu, inan bana bu son. Bu yol kapalı, üst yol kullanabilirsiniz. Odadan dışarı gölgesi düşse bir yeminle bu kadar yakarım ha. Ana! Ben kötü bir şey yapmadım ana! Sevdim ana! Sadece sevdim! Bak hala sevdin diye ya! Kendal yeter! Yetmez ana! O Recep'in işini de görüp geleceğim ben. Kendal! Bekle Recep, bekle! Ecelin geliği! Ebru, Kendal benden önce gelmiş. Evet, az önce getirdim Eli'yi. Bir delilik yapmamış inşallah değil mi? Yok, ama Recep kayıp. İyi, böylesi daha iyi. Melek nasıl? Nasıl olsun? Ufak tefek işlerim var. Bitir bitirmez ararım seni.
Tamam. Hoşça kal.